Merhabalar Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalı'na hoş geldiniz. Bugün kanalımda turpla güzel bir lezzet hazırladım. 2 tane turp, yaklaşık 500 gram turp kullandım. Bir soyacakla turpların dış yüzünü soyup hazırlayacağım. Hazırladığım bu lezzet pratik, evde bulunabilecek malzemelerle yapılmış bir tarif. İçerisine kullandığım tüm malzemeler sağlıklı herkesin yiyebileceği lezzette güzel bir tarif oldu. Yemeğin lezzeti lahanayla beyaz lahanayla yapılmış bir tarife benziyor. Yediğinizde direkt kabuska lezzeti alıyorsunuz. Turpla bu lezzeti hazırladığınız zaman. Eğer ki sizlerde beyaz lahana seviyorsanız lezzeti hemen hemen aynı diyebilirim zevkle yapabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla gerçekten lezzeti çok güzel. 2 tane turpu dış yüzünü soydum. Sonrasında yuvarlak bir şekilde doğradım. Tekrardan küçük parçalar halinde doğramaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi renk cümbüşü oldu. Birinin içi beyaz birinin içi mor renkti. Son parçayı da doğrayıp diğer hazırlık aşamasına geçeceğim. Bir kabın içerisine alıyorum. Söylemiştim yaklaşık 500 gram turp kullandım. Orta boy bir tane kuru soğanın kabuğunu soymuştum. Kuru soğanı ince bir şekilde doğrayıp hazırlayacağım. Yemeğin içerisine eklemeden önce. Tarif için kullandığım bir diğer malzeme kapya biber. Büyük boy bir tane kapya biberin içini temizledim. Sonrasında küçük parçalar halinde doğrayacağım. Genelde dondurucumda vardı. Rahatlıkla kullanıyordum. Bitti. Ne yazık ki dışarıdan almak zorunda kaldım. Çok da pahalı. Kapya biberi de doğradım. Sıra geldi yemeği pişirmeye. Tencere içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağını ekledim. Üzerine hazırlamış olduğum soğanı ilave ediyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağı da ekleyip soğanın rengi dönünceye dek kavuracağım. Hazırladığım yemek çok sağlıklı. İçerisindeki bulunan malzemelerle birbirini tamamlayan güzel, lezzeti, kıvamı yerinde bir tarif. İçerisine doğramış olduğum kapya biberleri ekliyorum. Biraz da kapya biberli soteleyeceğim soğanı. Soğanla kapya biberi soteledikten sonra içerisine 2 diş sarımsak ilavesi yapacağım. Her zamanki gibi sarımsağı elimle doğrayarak ekliyorum. Ben yemek içerisine ilave ettiğim zaman bu şekilde Tercih ediyorum. Yoğurt içerisine rendeliyorum ben genelde. Tadını daha iyi verdiğini düşünüyorum bu şekilde. Piştiği için rahatsız da etmiyor. 2 tane 2 diş sarımsağı ekledim. Diğer malzemelerle karıştırdım. İçerisine domates, biber, salçası, karışık bir yemek kaşığına yakın ekledim. Malzemelerle salçayı da karıştıracağım. Salça iyice diğer malzemelere karışınca dek devam ediyorum karıştırmaya. Salça iyice malzemelere karıştı. Hazırlamış olduğum Doğranmış olan turpu ekliyorum tencere içerisine. Turpu karıştırıyorum. Tekrarlamak istiyorum. Lezzeti beyaz lahanayla yapılmış bir yemek lezzetinde, tadı çok benziyor. içerisine bir çay kaşığı pul biber yarım çay kaşığı kimyon bir çay kaşığı tuz çay kaşığının ucuyla karabiber bir yemek kaşığı bulgur pilavlık bulgur ilave ettim. Tüm malzemeleri tekrar karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra içerisine su ilavesi yapacağım. İçerisine kullandığım su miktarı 2 su bardağı. 2 su bardağı suyu ekledim. Kaynadıktan sonra ağzını kapatacağım. Kısık ateşte. İçerisindeki tencere içerisindeki turplar pişene dek ocağın altı yanmaya devam edecek. Bu aşamada ocağın altı kısık. Kontrol ediyorum pişip pişmediğine. Karıştırıp ağzını kapatacağım. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Sizler tencere içerisindeki turpun pişip pişmediğine bakarak Ocağın altını kapatabilirsiniz. Tekrar karıştırıyorum. Baktım. Bu aşamada turp pişmişti. Ocağın altını kapatacağım. Tarif içerisinde kullandığım bir diğer malzeme dereotu. Yaklaşık 8 dal dereotunu ince bir şekilde doğruyorum pişen yemeğin üzerine ekleyeceğim. Pişen bu güzel lezzetin üzerine dereotunu ilave ediyorum. Yemeği tamamlamak için. Lezzeti kıvamı yerinde bir tarif oldu. Samimiyetle söylüyorum lezzeti çok güzel. Söylediğim gibi bir kabuska yemeği bir lahana ile yapılmış. Herhangi bir yemek düşünün o lezzette. Turpun lezzeti hiç size yabancı gelmesin. Nasıl çiğ haliyle lezzetliyse pişmiş haliyle de o kadar lezzetli. İçerisine dereotu ekledim, karıştırdım. Bir tabak içerisine alıyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti nacizane dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Tarifin malzemelerini açıklama kısmında belirteceğim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.